Tarık abi gel kızını da teğet geçmeyelim. Zeynep'i de senin gibi oyuncu yetiştirmişsin. Nasıl bir oyuncu? Yok ben öyle yetiştirmedim. Zeynep de o senin sonradan gibi oldu. Zeynep de senin gibi oyuncu. Oldu ama evet ya. Anadan doğma öyle bir yeteneği vardı. Çok küçük yaşta çok afacan bir çocuktu, çok hareketli bir çocuktu. Ben sete giderken takılırdı, gelirdi yanıma, hadi gel seni de götüreyim falan diye. Oradan böyle bir sahne tozu durumu oldu zaten. Küçük yaştan itibaren hep tiyatronun içinde orta oyuncularda. Bütün ekiple beraber, Ferhan abileriyle beraber. Hep öyle yaşadıkları için de Zeynep bunu meslek olarak seçmeyi düşünmüyordu. Eğitimini bitirdi, İngiltere'de mezun oldu. Business Administration iş idaresi okudu. Mezun oldu, geldi burada bir Alman firmasında yönetici olarak çalıştı. Sonra bir gün baba dedi ben bu işlerin hiçbirini yapmak istemiyorum, oyuncu olacağım. Peki kızım dedim. Abi sizin ailede böyle bir durum mu var? Bir tuhaflık var. Sen de mesela tekstilcilik yapıyordun galiba. 30 sene sanayicilik 30 sene, yaptım. Üstelik sanayici tekstilci sanayi olarak devam ettin. Sonra zaman bir gün Fedon gibi sen de tekstilciyi bırakıp oyuncu mu oldun? Hayır. İkisini bir arada mı yaptın? Oyunculuk daha önce başladı tekstilcilik. Öyle mi? Tabii. Ha. Baba mesleğiydi bizim ama ikisini beraber götürdüm. Hala gidiyor mu birlikte? Hayır gitmiyor. Öbürü kaldı. Tekstil mi oyunculuk mu? Tekstil kaldı. Tekstil kaldı anladım. Yani şimdi Zeynep'te de şey kaldı. Zeynep'te ondan sonra tamam evladım. CEO mu olacakken yok. Evet. CEO dedi. Evet. Bilgi, vallahi ya. Bilgi Üniversitesi'ne girdi. Sahne sanatları ve fotoğraf okudu. Geçtiğimiz yıl mezun oldu. Canım benim ya. Bu arada dizilerde oynadı. Şu anda Tiyatro Kedi'nin kadrosunda yeni oyun hazırlıyorlar. Don Quixote'u hazırlıyorlar. Önümüzdeki aylarda o da sahneye konacak. Ve de cumartesi günü evleniyor. Haydi bakalım. Aa, ne güzelmiş. Bu bilgi bize gelmedi. Cumartesi günü evleniyor. Sen cumartesi günü kayınpeder mi oluyorsun? Yes. Sen dede falan da olursun. O kısmına karışmıyor. Hiç kaza getirmiyoruz. Hiç kaza getirmiyoruz efendim. Hiç kaza getirmiyoruz. Yanınızdaki hanımefendi iki çocuk ısrar olursa üç çocuk yapmak istiyor. Neden? Başbakandan öyle bir talimat mı aldın? Öyle mi? Bir röportajınızda bunu söylemişsiniz. Bir erkek bir kız ısrar olursa ikisi de düşünebilirim diye. Ne? Tercih olarak iki tane yeterli. İki tercih diye diyorsun. Düşünüyorum. Üç ısrarla bakarız. Peki. Evet her konuğumuzu birilerine benzetiyor bizim çocuklar. Bizim eyvah. Reji tüm gün çalışıyor. Birilerine benzetmek için buluyor. Ve şu saate kadar benim hiç haberim olmuyor. En son benim haberim oluyor. Kime benzediğimize yönelik. Ben biliyorum kime benzediğimi. Bir bakalım. Öyle mi diyorsun? Yani öyle benzetmişler. Acaba o mu yine? Acaba o mu yine? Verelim bakalım benzerleri. Hadi verelim bakalım. Bak Morpheus diyecek. Lawrence ya yaratıcı canım olun ya. O benden bir ton daha koyuyor. Bir ton daha ama yani sen biraz daha Bodrum'da falan takılsaydın evet abi ya. Aynen öyle gelirdin ama bu fotoğraf akşam. Açık orada. Evet doğru benim fotoğrafım. Normal açık. Haline baksana. Evet doğru. Şu anda bak yapayım evet şu an. Şu anda sen daha şu çok. Şu an evet şu an o açık kaldı. Yani. Lawrence açık kaldı. Peki sıradaki gelsin. O kim? Aa, Mr. Bean. Yok ya. Mr. ama ya. Ben yok ya ben. Mr. Bean yani ha. Tamam eyvallah. Eyvallah da çok. Çok fasulyeden olmuş bu. Ya işte. Yok, ama şeye çok benziyorum ya. Kim abi? Bence. Lawrence Fishburne. Evet, tamam benziyoruz. Eyvallah. Mr. Bean'i niye koydular acaba? Ya hiç ya bizim çocuklardan bir tanesi astimat karıştırıyor bazen şeyleri. Yaklaşık benzerleri. Verelim sıradakini. Evet bu Hande. Bu, evet. Tamam. Kendine benziyor. Mr. Bean geliyormuş. Hande değişiyor. Hande dönüştü. Hande... Hani Penelope Cruz mu oldu? Yok ciddi misin? Aa, hadi canım. Yalnız bana benzer bulamadınız galiba. Bir oynama yapalım. Ama ne oldu? Taktik işte şeyleri, kahverengi lensleri. Çok iyi. Oynanmış kabul peki, etmiyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir kere daha oynatsanız onu. Nasıl oldu? Dönüşümü tekrar bir görelim. Tekrar bir görelim onu. Bak şimdi sen olarak başlıyor. Sonra yıllar geçiyor aradan. Sen dizilerde oynuyorsun. Sonra değişik karakterler yaratmak istiyorum diyorsun. Ve en son gidiyorsun Barcelona'da oynuyorsun. Gördüğün gibi. Evet. Güzel. Bayağı bir zorlamışız ama olmadı. Devam. Sıradakine gelelim. Sana bence daha önce de haber versinler. Evet. Aynen öyle. Abi Çirkin Betty oldu. Hadi bakalım şimdi. Yok. Ama her Çirkin Betty'nin... Biraz önce yakındım ya öyle rol oynayamıyorum diye. Tamam. Ne istiyorsan bak, bizim reji hazırladı. Güzel bir kızdı. Aa, şimdi şunu mu oynayacaksın? Böyle bir fakat şey o kız sonradan ne oldu ki biliyorsun değil mi? Ya? O çirkin başladı ve bayağı güzelleşti. Bayağı güzelleşti. Sıradakini aldım. Çirkin Betty diye de yazmışlar altına. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Çok ne gurur duydum. Ne zannediyorsun? Seni her izlediğimde Indiana Jones izlemiş gibi oluyor. Yok canım. Harrison Ford vallahi. Hiç dinozorlarla aram yok. Estağfurullah yani. Çok da benziyorsunuz birbirinize.
Abi kim hazırladı bugün benzerleri? Allah aşkına ya. O arkadaşlar kurtarmaya çalışıyor. Hiç alakası yok ya. Benimki iyi. Lons iyi. Lons iyi. Lons iyi. Bir başka tane hani. Üçte bir tane tutturduk. Başka var mı? Şey, hiç benzemeyenlerini bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Şey, abi galiba. Yok be abi ne oldu? Monk. Hadi canım. Monk'a benzettiniz. Hiç izledin bence mi? Bence Monk'unu çıkarmışlar. Evet, işi Monk'unu çıkartarak burada Monk çok yaptık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Var mı başka iğrenç bir çalışmamız?